Sen mi Hala Hanım? Hemen bu dolapları boşaltıyorsun. O kadının hiçbir eşyasını evinde istemiyorum. Ne yapayım ben bunları? Topla hepsini yak. Yakayım mı? Ama çok kıymetli entariler bunlar. Gülizar, ne diyorsam onu yap. Günaydın. Günaydın. Üşümedin mi burada? Yok, üşümedim. Alışığım ben. Çocukken yazları damda yatardım hep. Ben işe gidiyorum. Sen niye erken kalktın? Uyusaydın biraz daha. Uyuyamadım. Hiç mi? Hiç. Döndüm durdum sabaha kadar. Güllü. Hı. Ama söz vermiştin bana. Hani üzmeyecektin kendini? Elimde değil Kemal. Düşünmeden yapamıyorum. İçim içim yiyor. Bu çiftlik oğlumun, Halide'nin değil. Ne yapıp edip o çiftliği alacağım? Güllü. Kemal, ne olur bana kızma. İnan ki kendim için istemiyorum bunu. Oğlumun istikbalini korumak zorundayım. Güllü, olan oldu. Çiftliği geri nasıl alacaksın ki? Bilmiyorum. Ama bir yolunu bulacağım.
Çok şıksın Gülizar. Çok sağ olun Halide Hanım. Serabın değil mi bu? Evet. Ben baktım üstüme uyuyor, ziyan olmazsın dedim. Ama siz istemiyorsanız yakabilirim de yani hemen. Yok. Sana ondan daha çok yakışmış. Bırak kalsın. Öyle mi? Ben çok sağ olun. Ekrem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Halide burada mı? Burada, içeride. Buyurun. Ekrem Bey geldi. Merhaba Halide. Sen ne zaman döndün? Az önce geldim. Gelir gelmez de seni göreyim istedim. Demek bütün hayatını geçirdiğin ev burası, öyle mi? Evet. Çok güzelmiş. Senin için neden bu kadar kıymetli olduğunu şimdi çok daha iyi anlıyorum. Ama artık hazırlansan çok iyi olacak. Çünkü yarın gidiyoruz. Yarın mı? Evet. Herhalde beklememize lüzum yok artık. Çiftliği aldın, Serap'ı buradan attın. Gidebiliriz, öyle değil mi? Gidemeyiz Ekrem. Ben buraya aitim. Bu evi, bu çiftliği. Hem çocuğum burada büyüsün istiyorum. Tıpkı abim gibi. Bu çiftliğe bey olsun istiyorum ben. Ama niye bana bunu daha önce söylemedin ki? Kafam karışıktı. Bilemedim işte. Ama biraz üstüne düşününce isteğimin bu olduğunu anladım. Halide, eğer burada kalırsak her şey ortaya çıkar. Sen Kemal'den boşandıktan sonra medeni kanuna göre en az 6 ay benimle evlenemezsin. O vakitten sonra da senin hamile olduğun ortaya çıkar. En iyisi yurt dışına gitmek. Boşanma davası neticelenince hiçbir şey beklemeden seninle evlenebiliriz. Sonra sen çocuğunu istersen gel burada yetiştir yine. Anlamıyorsun. Ben seninle evlenemem. Ne demek evlenemem? Bak Ekrem. Sana yalan söyledim. Kemal'den boşanmıyorum. Ya aslında gerçekten dilekçeye vermiştim. Ama vazgeçtim, hemen geri aldım. Niye yaptın böyle bir şey Halide? Çünkü boşanırsam Kemal'le Güllü evlenirler. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Benimle evlenmeyi kabul et. Buradan gideceğimizi söyledin. Şimdi neden bahsediyorsun Allah aşkına? Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Hemen eşyalarını topla gidiyoruz buradan. Hadi. Ekrem kolumu bırak. Yürü. Canımı acıtıyorsun. Eğer benimle oynamaya devam edersen senin canını öyle bir acıtırım ki doğduğuna pişman olursun, anladın mı? Derhal avukata gidip dilekçeyi veriyoruz. Ondan sonra da gidiyoruz buradan. Yeter artık. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Sen tek başına karar veremezsin. Karnında benim çocuğumu taşıyorsun. Anladın mı? Öyle mi? Nereden biliyorsun senin olduğunu? Ha? Ne demek bu? Ne demek istediğimi açık. Yalan söylüyorsun. Bunu hiçbir zaman bilemezsin. Olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.